ülkenin gündemine girdi. Bugün hangi televizyon kanalını açarsanız açın, başlangıç gıdayla başlıyor. Ekonomistlerin söylemlerinde eskiden dolar, euro konuşulurdu. Artık ilk cümle gıdayla başlıyor. Ve tahminim birkaç yıl Türkiye'de gıda ilk gündem maddesi olarak devam edecek. Dünyada da 2030'a kadar ilk gündem maddelerinden bir tanesi gıda ve gıda güvencesi olacak. Bu bağlamda yani insanlar moralini bozmak istemiyorum ama umut da dağıtmak da çok istemiyorum. Gıdanıza sahip çıkın. Gıda bundan sonra öyle kolay erişilebilecek bir ürün de olmayacak. Bunun maliyeti yüksek. Artık bundan sonra yüksek Evet. gidecek. İnşallah bu Ukrayna Rusya arasındaki problem çarçabuk çözülürse bir nebze gevşeme olabilir. Ama biraz önce siz de söylediğiniz TÜFE'ler açıklandı. Bir de bunun girdi maliyetler var, üfesi var. O ne olacak onu bilmiyorum. Bu beni daha çok korkutuyor. Çok haklısınız Sayın Hocam. Hemen bir hatırlatma yapayım. Geçtiğimiz ay açıklanan üretici fiyatları endeksi bildiğiniz gibi 3 haneyi gördü. Tarımda özellikle girdi fiyatları endeksi de yine aldı başını gitti. Hatta gübrede %160'lara çıkan oranları da gördük. Ne yazık ki. Şimdi tabii ki hocam o kadar çok anahtar kelime söylediniz ki ben bunların üzerinde biraz daha detay rica edeceğim. Birincisi şu, geçen yıl Kasım ayında söyledim ve o zaman Rusya'nın Ukrayna'yı işgali söz konusu değildi dediniz. Bir de 2016-2017 tarihlerini sarkaçladınız bunun için. 2016-2017'den itibaren ne olmaya başladı da sizin öngörüleriniz içerisinde bu fiyat artışı girdi kıymetli hocam? Öncelikle şuydu, dünyada bir gıda politikası değişimi var. Türkiye bunun hep dışında kaldı, çok da kulak kabartmadı. O dönemden bu döneme gıda sektörü, genel anlamda global bazda bir hazırlık vardı. Avrupa Birliği'nin aldığı bazı kararlar bunda etkiliydi. Dünyadaki uluslararası bazda lojistik anlamdaki döngüdeki durumlar buna bir göstergeydi. Ve zaten bunu daha önce Amerikalılar da hesaplamıştı. Bunu yayınladılar. Bir gizli saklı bir şey yok. Ne dediler? Ne 2030'da demişlerdi kıymetli hocam? Özür diliyorum. Dediniz ya hani paradigma değişiyor diye. Birkaç konu başlığında verir misiniz? Ne demişlerdi? Dedikleri şey şuydu, 2030 yılına dikkat edin, 2030 yılında gıdadaki fiyatların bugün o gün için söyleyelim %85, %82-85 oranında fiyatların artacağını belirtmişlerdi ve üretimdeki miktarın da %11 düşeceğini zaten belirtmişlerdi, hesaplamışlardı. Hatta bu Peki noktada kıymetli Avrupa hocam Birliği bir parantez açmak istiyorum. Özür diliyorum efendim. Bunu neye dayanarak söylemişlerdi ta o yıllarda? Yani 7-8 sene evvel neye dayandırmışlardı bunu? bunu Avrupa Birliği'nin gizli ticaret engellemeleri olarak tarif ettiler gıdada. Bunu da üç başlık altında topladılar. Daha doğrusu iki başlık altında topladılar. Sonra ben üçüncüyü ekledim. Birinci başlık şuydu. Coğrafi işaretlerle siz gıda ticaretini engelliyorsunuz. Birinci madde buydu. Coğrafi işaret çok hoş bir kelimedir. İkinci madde şuydu, tarladan çatala diye bir slogan çıkarttınız. Avrupa Birliği'ne söylüyor bunu. Bu uluslararası gıda ticaretinin önüne yumuşak bir kuvvet olarak bir engellemedir dediler. Üçüncü de şu, bu rapordan sonraki bir durum. Yeşil mutabakatla birlikte gıda fiyatları daha da artacak. Anladım. Ben zaten onu gördüğümde Türkiye bunun imzasını atmıştı. Kasım yani Ekim gibi biz imzaladık diye hatırlıyorum. Kasım gibi ben de kendimce bir hesap yaptığımda bunun dünyaya gıda anlamındaki maliyeti yüksek olacağını söylemiştim. Fakat Türkiye'de tabii bir de döviz kuruyla ilgili problemler olduğu için yurt dışında bir yansıma bizde işte beş yansıma olarak ortaya çıkıyor.
Şimdi ekranda gıda ürünlerini görünce aklıma şu da geldi. Hani bizde bir motto vardır, ülkenin mottosu. Her tarafımız işte derya, deniz, cennet gibi bir ülkede yaşıyoruz. Gerçekten cennet gibi bir ülke ama Türkiye gıda konusunda güvenceli bir ülke değildir. Yani gıda siyaset üstü bir konudur. Bunu baştan söyleyeyim. Yani bu noktada Türkiye'de yapılan analizlerde gıda güvencesi Türkiye'de yeterince istenilen seviyede değildir. Onun için de gıda hala bizim için stratejik bir konu, hala problemlere açık bir konudur. Spekülasyonlara da açık bir konudur. O anlamda gıdadan konuşurken altından konuşuyor gibi konuşmakta yarar var şu an. Yarar var. Şimdi kıymetli hocam, güvence diye tanımladığınız konu gıdanın miktar olarak yeterliliği, değil mi? Doğru anlıyorum efendim. Güvenliğini daha sonra konuşacağız. Güvence dediğimiz şey dört madde. Evet. Bunlardan biri miktarla ilgili konu, biri ulaşılabilirlik, diğer ikiden dört tane madde var. Türkiye bazı ürünlerde miktarsal olarak sorun yaşar, bazı ürünlerde de miktar olarak yeterlidir. Ama fiyat olarak ona ulaşamazsınız. Mesela şu an ekranda gördüğünüz et. Türkiye'de Evet. kabaca baktığınız zaman et üretim miktarı yeterli gibi durur ama et bizim için lüks bir üründür. Çok üretmiş olabilirsiniz ama onu alacak maddi gücünüz yoksa toplumda üretmenin bir anlamı yoktur. Bu bir gıda Yok. güvence sorunu. Anladım. Kıymetli Ve hocam, şunu da bir de buyurun, söyleyeyim. buyurun, buyurun. Bu dört madde bu zamana kadar tüm dünya ülkelerinde kullanılan dört maddeye yeni iki madde daha eklendi. Özellikle pandemiyle birlikte artık 6 tane gıda güvencesini sağlıyorum dediğinizde 6 maddeyi sağlamanız lazım. Son ikisine sürdürülebilirlik ve toplumun, bireylerin veya diğer STK'ların her ne derseniz paydaşların oluşturduğu bir konsül oluşturulması isteniyor. Yani bu çok kritik bir kelime. Artık gıda politikalarını bakanlıkların yapılması istenmiyor. Artık gıda politikalarını bakanlığın da olacağı, STK'ların da olacağı, gazetecilerin de olacağı, tüketicilerin de olacağı, akademisyenlerin de olacağı bir konsülün yönetmesi ve karar vermesi ancak gıda güvencesini sağlayabilir diye bilimsel araştırmalar artık ortaya kondu. Yani artık 6 tane maddeyi tamamlamamız lazım. O Anladım. zaman Türkiye için, gıda için cennet diyebilirsiniz. Peki kıymetli hocam, şimdi miktar var, ulaşılabilirlik var, sürdürülebilirlik var. Az önce sizin de söylediğiniz gibi gıda politikalarının içinde devletin de olduğu ama çok çeşitli paydaşlar tarafından oluşturulması gerektiği var. Ama ben de kaçırmış olabilirim. Diğer ikisi nedir kıymetli hocam? Eğer kaçırdıysam bir kez daha tekrarlar mısınız? Basitçe anlatayım. Bir diğeri fiyatlandırma ve adalet, yani adil olarak Adil yani dağıtım. gıda üretebilirsiniz ama bir kesime gıdayı verebilirken başka bir kesime gıdayı veremiyorsanız ona ulaşamıyorsa o gıda güvencesi demek değil zaten. Demek değildir. Şimdi Türkiye'de kıymetli bu hocam, yaşanan bir sorun var. Sorun belki siyasi bir mülahazaya yol açabilir ama peşinen söyleyeyim, amacım bu değil. Bu konudaki bir aydına soru sormaktır benim de görevim. Bütün bu parametreler içerisinde hem miktar hem ulaşım, sürdürülebilir ve fiyatlandırmayla da doğrudan ilişkili bir soru. Gıdada kıtlık dediğimiz kavram sadece o ürünün raflarda ya da herhangi bir satış yerinde bulunmaması mıdır? Yoksa istediğimiz kadar bulunmakla birlikte biz tüketici olarak onlara erişecek güce sahip olmamamız mıdır? Kıtlık nasıl tanımlanır kıymetli hocam? Aslında biraz önceki maddelerin iki tanesi buydu. Ulaşılabilirlik, yani ürün var ama ulaşamıyorsunuz, pahalı. Bir diğeri de miktar. Miktar olarak üretebilirsiniz. Şimdi kıtlık dediğiniz şey bir miktarsal olarak yok olabilir. Buna yani yoktur, alamazsınız. Bu açlıktır. Mutlak açlıktır bu. Bu tehlikelidir. Bir de ürün vardır ama maddi gücünüz buna yetmeyebilir.
Geçen hafta Macron'la Biden'ın ilk kez ortaya söylediği bir laf var. Gıdada kıtlık, gıdada krizle ilgili iki tane dünya lideri bu lafı söyledi. Bu laf öyle kolay bir laf değil söyleyebilmek için. Çünkü gıda stratejik bir üründür ve gıda kaos yaratan bir üründür. Yani gıdada kriz var dediğiniz zaman kaosa bir çanak tutuyorsunuz demektir. Ve Amerika Anladım. ve Fransa gibi iki ülke dünyada gıda lideridir. Ve bunların gıda üreticisi olan ülkelerdir. Bunların liderleri bunu söylüyorsa gıdada demek ki bir sıkıntı var demek. Var demektir. Ve söylediğiniz gibi bu daha önce de raporlanmış temel etkenleri belirlenmiş en azından onlara göre bir süreçti. Hem pandemi hem de işte bugün 41. gününü yaşayan Rusya'nın Ukrayna'ya işgali de bunu tetikledi. Şimdi kıymetli hocam, önemli, ben sorumun cevabını aldım ya da en azından satır aralarını okuyabilen izleyicilerimiz ne demek istediğimizi anladılar. Şimdi kıymetli hocam, tabii ki şu yorumu yapmak için sanırım akademisyen ya da yazar ya da ekonomist olmak gerekmiyor. Bir şeyi ucuz tüketebilmek için onu ucuza üretmek zorundasınız. Ve bana kalırsa bundan sonrası benim yorumumdur. Türkiye'de özellikle gıda fiyat artışlarının sebebi üretim yerlerinde, yani tarlada, bağda, bahçede, ahırda, ahılda görülmediği için biz bu sorunu bir türlü çözemiyoruz ve benim görebildiğim kadarıyla uygulanan bu politikalarla da çözemeyeceğiz. Eğer katılıyorsanız bu görüşüme, sorunun asıl çözüm noktası üretim alanlarındadır, tarımdadır diyorsanız, temel başlıklar halinde şu dakikadan sonra bütün bu riskleri en azından bir bölümünü bertaraf edebilmek için neler yapmalıyız diye sormak isterim kıymetli hocam. Tabii bu derin ve çok uzun olan bir problem Türkiye'deki tarım problemi. Biz işte 40-50 yıl önce sanayi toplumu olma yoluna girdiğimizde tarımı bir tarafa attık. Dedik ki bu iş köylü işi. Biz işte sanayi toplumu olacağız. Tarımla marımla bizim bir işimiz olmaz. Biz işte başka bir yoldan gideceğiz dedik. Ama geldiğimiz noktada bu sistematik bizi iyi bir noktaya getirmedi. Şimdi gıdada maliyet hesabı yapmak çok kolaydır. Herhangi bir yani temel bir gıda maddesini düşünün. Şekerleme ve çikolata hariç. Mesela bir unu düşünün ya da makarnayı düşünün. Bu tür ürünlerde direkt olarak ürünün %70 ila 80'lik kısmını ham madde oluşturur. Geri kalan kısmı enerji, işçilik vesairedir. Enerji ikinci sıradadır. İşçilik en düşüktür. Yani ihmal edilebilecek kadar küçük bir rakamdır. Şimdi giren ham maddeniz gıdada eğer yüksekse, fiyatı yüksekse zaten o rakamı, ham madde rakamını 0,8'e böldüğünüzde o ürüne ham maddeden gelen yansımayı zaten otomatik hesaplarsınız. Şimdi makarna, un için ne kullanıyorsunuz? İşte buğday kullanıyorsunuz. Buğdayın fiyatı artıyorsa otomatik paralel şekilde gıdanın yani oradan ürettiğiniz bütün gıdaların fiyatı artar. Peki buğdaya baktığınızda buğdayı elde etmek için ne lazım size? Arazi ve lazım. Tamam araziyi bir şekilde çözeriz. Burada çiftçilik yapacak birileri lazım, üretecek biri lazım. O birilerini biz işin açıkçası kaybettik. Kentleşmeyle birlikte, göçle birlikte kırsalda bu işi yapacak insan sayımız maalesef çok fazla değil. Diğer girdi, tarlaya en büyük girdi enerjidir. Yani tarlaya attığınız gübre, tarlaya sürdüğünüz traktör, kuyudan çıkarttığınız su tamamı enerjiye bağımlıdır. İlaç da keza, yani kimyasal attığınız ilaçlar da böyle. Şimdi doğal gübreyi prosesini hiç baktınız mı bilmiyorum ama gübre üretmek ciddi bir enerji canavarı gibidir. Yani acayip enerji Tabii. tüketir. Doğal gaz tüketir, elektrik tüketir. Şimdi baktığınızda aslında iki grafiği bir arada çizmek lazım. Enerji fiyatları nasıl artıyor? Hemen yanına da gıda fiyatları nasıl değişiyor? Bu iki grafik zaten birbiriyle örtüşür. Enerji maliyetleriniz artıyorsa
gıda fiyatlarımız otomatik olarak artar. Tekman Hem artar. tarlada artar, hem fabrikada artar. Çünkü her şey ona bağlı. Şimdi Şimdi buyurun, buyurun. geçenlerde ben bu grafiğe bir baktım. Gerçekten de bu böyle. Özellikle bunların birbiriyle paralel artışında olduğu Arap ülkelerinde, geçmiş zamanı hatırlayalım, Arap Baharı denilen o dönemde toplumsal kaoslar yaşandı. Çünkü şunu unutmayın, Rus bir bürokratın sözüydü. Sovyet 1930-1939'da komiserlik yapan Sovyetler Birliği'nde Maxim Luinov diye bir kişinin bir sözü var. Gıda silahtır. Bunu unutmayın. Evet. Gıda silahtır. Ve şu an Rusya bu silahı çok iyi kullanıyor. Çünkü ta 1930'larda söylenen bu sözü galiba Putin hatırladı ve gıdayı bugün o silah olarak kullanıyor. Hem uluslararası camiada hem de bizim lokal camiada bunun bedelini çok fena ödetiyor. Onun için de enerji artıyorsa şunu unutmayın, gıda artar. Artacak. Başka Şimdi çaresi yok. kıymetli hocam, anladım. Çok da teşekkür ediyorum. Harika bir analiz de oldu. Şimdi tabii ki sektörün özellikle üretim kısmını temsil eden sivil toplum ve meslek örgütlerinin yöneticilerinin açıklamalarına baktığımız zaman çok çok büyük bir oranda kamu desteğinin, özellikle hani çiftçiye verilecek olan kamu desteğinin çok çeşitli başlıklarda artması gerektiğini söylüyorlar. Gerçekten de resmi rakamlara baktığınız zaman bugün işte 29 milyar TL, ki bugünkü döviz kuruna vurduğumuz zaman 2 milyar dolarlık bir kaynak ediyor. Çiftçiye desteklemeye ayırabildiğimiz miktar ne yazık ki bu. Ama sizin söylediğiniz maliyetlerin, yine sizin söylediğiniz gibi küresel ölçekteki değişimlerinin çiftçiye olan etkisini aza indirmek için, yani bırakın bu 2 milyar doları, 20 milyar dolar bile yetmeyeceği yine uzmanların görüşü. O zaman biz yapısal diye tarif ettiğimiz, geçtiğimiz çok uzun zamandan beri yaşanan bu sorunları çözmek için azar azar uğraşıp, bu süre zarfında da hem üreticiler hem de tüketiciler olarak fiyat bağlamında bu cefayı çekecek miyiz? Yoksa birdenbire hani kamu kaynaklarının yeniden organizasyonu gibi düşünülüp bu kaynaklar arttırılıp en azından süreci hafifletmek ne kadar mümkün, gerçekçi ve olası kıymetli hocam? Şimdi çiftçilerin desteklenmesi konusu bir Alman politikasıdır. Almanlar bunu çok uygular. Özellikle bir daha İkinci Dünya Savaşı'ndaki durum olmasın, bir kaos yaşanmasın diye Almanlar belli bir nüfusu kırsalda tutarlar ve o insanlar orada kalmaları için de destekleme yaparlar. Ve bu modeli Avrupa Birliği halen uyguluyor ve geçenlerde çiftçilere verilecek olan desteği artırmakla ilgili yeni yeni çalışmalar yapıyorlar. Tabii Türkiye'de buradan esinlenerek yaptığı bu desteklemeler var. Ama bu bizde destekleme rakamları küçük olduğu için aslında çiftçi için normal bir zamanda belki bir ilaç olabilir ama bugün işte sizin grafiklerde görüldüğü üzere bir yılda %70 gıdada fiyat artmış. Yani bunu desteklemeyle çok büyük para harcamanız lazım ki buna zaten hazinenin gücü de yeteceğini çok zannetmiyorum. Bu noktada belki ürünü üreten çiftçinin bu ürüne gerçek değerini bulmayı biz sağlamamız lazım. Yani Anladım. buğday maliyeti 4 liraysa bu ürün piyasaya çıkarken 4 lirayla çıkması lazım. Ve çiftçiyi özellikle artık bundan sonra ithalatla korkutmamak lazım. Hani bu fiyatı böyle yaparsan ithal eder, bu fiyatı öldürürüm derseniz çiftçi bir sonraki yılı ekmiyor. Yani Amerika bu noktada güzel bir model. Yani kapitalist bir sistem ama çiftçilik bazında iyi bir modelleri var. Yani tamamen serbest piyasa ekonomisiyle, lisanslı depolarıyla, elektronik emtia işlemleriyle o arz talep dengelerini güzel gıdada tutturabiliyorlar. Ve bu anlamda da çiftçisi büyüyen bir çiftçi, geniş Yani arazilerde bu işi kıymetli hocam, yapabiliyor. bu sistem, özür diliyorum, bu sistem girdi fiyatları ne kadar artarsa artsın,
çiftçinin daha önce belirlenen kar oranını, o refah payını sağlayan bir sistem mi kıymetli hocam? Bunu mu anlatmaya Evet, çalışıyorsunuz? yani şimdi biz çiftçiye adam ekmiş, biçmiş, gübresini atmış, hasat zamanı geldiği zaman bir fiyat belirliyoruz. Ama bu fiyatlar tabii tüketiciyi de koruyabilmek için ister istemez çiftçinin de çok hoşuna giden rakamlar olamıyor. Hele bu enflasyon durumunda zaten olacağını zannetmiyorum. Şimdi tüketiciyi koruyalım okey ama çiftçiyi nasıl koruyacağız? Şimdi fiyatlara baskı yaparak çiftçinin malını öldürürsek tüketiciyi koruruz ama bir yıl sonra bu tarlaya ekin atacak çiftçiyi nerede bulacağız? Yani Nereden o bulacağız? dengeyi, o balansı çok iyi yapmak lazım. Bulmamız lazım. Anladım hocam. Allah yardımcımız olsun ne diyelim. Amin. Şimdi ben yönetmenimden sadece 1 veya 1,5 dakika rica ediyorum. Çünkü benim çok önemsediğim bir konu var. Hazır Mustafa hocamı da bulmuşken sormadan da olmaz. Şimdi kıymetli hocam, işte resmi rakamlarla bile %70'i aşan gıda enflasyonu, alım gücü zaten daralan tüketiciyi içi boş ürünlere, sahte taklit, hatta taklidin sahtesi, kaçağın sahtesi gibi pek çok ürün grubuna da ne yazık ki yönlendiriyor. Bu da çok ciddi bir halk sağlığı sorunu. Siz de takip ediyorsunuzdur işte. İçi boş baklavadır, sadece etin suyuna bandırılmış dürümdür. Çok fazla şey satılıyor ve bunların görüntülerini de arkadaşlarımız sürekli zaten yayınlıyorlar. Bu çok ciddi bir halk sağlığı sorununa yol açar ki bu da şimdilik çok görmediğimiz, hepimiz karnımızı doyurma derdinde olduğumuz için çok ciddi sağlık sorunlarına, bu da daha büyük bir faturaya da yol açabilir diyeyim. Yorumu size bırakayım hocam. Son sözlerimizi de böyle yapalım. Umut Bey, biraz önce söylediğiniz kelime çok özel bir kelime. Karnımızı doyurmak dediniz. Şimdi bu çağda karın doyurmak önemli değil. Bu çağda beslenmek önemli. Şimdi içi boş ürünler, gramajı düşürülmüş, içeriği azaltılmış, yarım yağlı ürünler, yağsız ürünler gibi pek çok garip garip ürünler var ortada. Bu ürünlerle karnınızı doyurursunuz ama makro açlığınızı da giderirsiniz ama mikro açlığınızı gideremezsiniz. Yani vücudunuzun sadece karbonhidrata ihtiyacı yok ki, vücudunuzun vitamine, minerale o kadar çok şeye ihtiyacı var ki ürünü gıdanın içini boşalttığınız zaman bu mikro elementleri de boşaltırsınız. Bu defa mikro açlık yaşarsınız. Mikro açlık makro açlıktan daha tehlikeli. Beyniniz doğru dürüst çalışmaz, bebeğiniz gelişmez, çocuğunuz akıllı olamaz, bedenen gelişemez. Onun için de hani bir nevi işte mideyi doldur, açlık hissini gider ama beden öyle çalışan bir beden değil. Yani saman yiyerek biz beslenemeyiz. Bizim yanında protein, vitamin, mineral o kadar çok şeye ihtiyacımız var ki. Yani en şey noktasından baktığınızda boş bir gıdayla adamı besleyeceğine hiç besleme daha iyi. En azından Daha adam iyi. açlığını bilir, ona göre de adam gibi beslenmeye başlar. Çok doğru. Kıymetli hocam çok teşekkür ediyorum. Ben zihnimdeki her şeyi bir bölümünü gruplandırarak da olsa sordum. Sizden de çok net, somut yanıtlar aldım. Amacım buydu. Ben ulaştım. Bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum kıymetli hocam. Sağ olun. Umarız faydalı olur. Bizim de görevimiz bu konuları gündeme getirmek. Sizler gibi en uzman, en yetkin ağızları konuk etmek. Çok teşekkür ediyorum kıymetli hocam. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ediyorum Umut Bey. Herkese iyi günler diliyorum. Gıdanıza sahip çıkın. Gıda bundan sonra çok kıymetli Çok kıymetli. ve gıda siyaset üstü bir konudur. Stratejiktir. O bağlamda da herkes el ele vererek bu sorunu çözebilir. Aksi durumda spekülasyondan öteye gitmez bu konu. O bağlamda Çok da doğru. herkese iyi günler, iyi bir hafta diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Profesör Doktor Mustafa Bayram hocam bizlerle birlikteydi. Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı ve TABADER Yönetim Kurulu Başkanı. Sağ olsun kıymetli vaktini ayırdı bize. Değerli dostlar, bugünlük noktalıyoruz efendim. Yani daha ne diyelim ki, ne anlatalım ki, ne soralım ki konuklarımız ve Mustafa hocam daha ne söylesin ki? Her şeye rağmen sağlığınız yerinde olsun en başta. Ramazan ayı girdi. İlk canlı yayınımız. Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun diyelim efendim. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Her şeye rağmen neşeniz bol, ürününüz bereketli olsun. Kalın sağlıcakla.